Büyük Birlik Partisi'ni tercih etme sebebimiz milliyetçi muhafazakar bir yapımız var. Yani gençlik yıllarımızda özellikle lise dönemlerimizde milliyetçi kadroların içerisindeydik. Ülke Ocakları veya Alperen Ocakları, Nizam Alem Ocakları. Bunlara bir sempatimiz vardı her zaman. Tabii ki burada daha iyi hizmet edebileceğimizi, burada daha böyle milletimize daha güzel hizmetler yapabileceğimizi düşündüğümüz için böyle bir tercih yaptık. Tabii ki Kaan Başkanımızla beraber Büyük Birlik Partisi gerçekten Kocaeli'de güzel bir ivme yakaladı. Aslında var olan insanları daha fazla böyle ortaya çıkardı. Çalışma olarak bizim tabii ki insanlara dokunmak, bizim insanlarımız kendisine dokunulmasından çok mutlu oluyor. Çok yani bu insanlara dokunarak bunları mutlu ediyoruz, etmek istiyoruz. Çalışmalarımız işte muhtarlarımız, basın kuruluşlarımız, işte sivil toplum kuruluşlarımızla ilgili bunlara kendimizi anlatıyoruz. Sokaktayız. Her gün işte bir şekilde ziyaretler yapıyoruz. Nokta ziyaretler yapıyoruz. İnsanlara en yakın olan, yani topluma en yakın olan muhtarlarımızla özellikle sürekli bir istişare içerisindeyiz. Eksiklerini veya dile getiremediklerini bizzat gidip, ayağına gidip, hani telefonla veya işte farklı yönlerle irtibat kurarak değil, bizzat kendimiz şahsi giderek öğreniyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Yani burada işte eksiklerle ilgili bizim tüm muhtarlarla görüşmelerimizi tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayıp işte yerel belediyelere, işte İzmit Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve daha büyük problemlerle ilgili genel merkezimize raporlar sunacağız. Sorunların çözümleriyle ilgili. Şu an tabii ki daha yeni başladığımız için bir kongre sürecimiz olacak. Biraz geciktirdik. Ufak bir sağlık problemi yaşadım. Ondan dolayı biraz geciktirdik. Artı işte mitingimiz vardı. İşte kongre süreci ondan dolayı biraz gecikti ama en kısa sürede kongremizi de yapacağız. Güzel, İzmit'imize yakışır bir kongre yapacağız. Yani söyleyeceklerim bununla ilgili. Kongre tarihi netlik kazanmadı. Netlik kazanmadı. Ama maksimum 15 gün içerisinde yapmayı düşünüyoruz. Görüşüyoruz. Yani aslında bir yakın zamanda bir toplantı yapmadık açık konuşmak gerekirse ama telefonla görüşüyoruz. Tabii ki birbirimizin eksik gördüğümüz konularımızı tamamlamaya çalışıyoruz. İşte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Aslında güzel bir şey. Bunları özellikle seçim arefesinde sık sık bir araya gelerek yapmak, hem birlik mesajı hem vatandaşın yani görev paylaşımı diyebilirim. Çünkü İzmit büyük, geniş bir coğrafya. Kalabalık bir nüfus. Bugün sadece AK Parti veya sadece MHP veya sadece Büyük Birlik Partisi bu kadar kısa zamanda belki çoğu insana dokunamayabilir, gözden kaçırabilir. Bunları tabii ki hep beraber görev paylaşımı diyelim bunlara. Bu şekilde yapacağız. Görüşüyoruz, telefonla görüşüyoruz. Peyderpey bir araya geliyoruz. Tabii ki bunu basın önünde değil de özel. İşte biz AK Parti ilçe binamıza gidiyoruz. İşte Büyük Birlik Partisi ilçe binamızda veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe binasında peyderpey görüşüyoruz. Eksikleri veya eksik yapılanlar var. Bizim hani şu muhalefet anlayışımız aslında şu olmalı. Yapılan her şeye karşı çıkarak değil, eksikleri ve alternatiflerini göstererek. Ya tabii ki İzmit Belediye Başkanı takdir edileceğimiz çalışmaları da var. Takdir etmeliyiz. Eleştirdiğimiz çalışmaları da var. Eleştirmeliyiz. Tabii ki takdire edildiği zaman herkes mutlu olur.
eleştirildiği zaman da insanlar mutlu olması lazım. En azından eksiklerini görüp tamamlama açısından yani bu onlar için bir motivasyon olmalı. Ya bak işte burada eksiyiz. Çünkü makamdaki insan her eksiğini göremeyebilir. Veya iktidar diyelim her eksiğini göremeyebilir. Muhalefet o eksikleri daha rahat görebilir. Çünkü daha fazla belki vatandaşın içerisindedir. Veya sonuçta seçimi kazanmak için daha fazla insanlarla muhatap oluyordur. Bundan dolayı eksikleri daha fazla görebilir. Ve eleştirileri de aslında İzmit Belediye Başkanımızın yani yapılan eleştirilerden mutlu olup düzeltmesi gerekir. Ve ben bunu yapacağını düşünüyorum. Yapması da gerekir. Görüşüyoruz. Aradı. Hayırlı olsun dedi. Çiçeğini gönderdi. Biz de iadeyi ziyaret yaptık. Kendileriyle görüştük. Hani ben kendisine de izah yani anlattım. İşte biz bölgelerde işte İzmit'in mahallelerini gezeceğiz. Buradaki eksikleri raporlayıp size getireceğiz. Yani bu eksiklerin veya yapılması gerekenlerin çözümüyle ilgili destek olacağız. Bizim benim şahsi olarak anlayışım bu. Yani ya işte yapılmayanı söylemek değil, söyleyip alternatifini de. Yani sadece bunu yapmadın, bu yapılmıyor değil. Bunu yapmadın veya bu yanlış yapılıyor, bu şekilde bu yolu izlerseniz daha iyi olur şeklinde mutlaka yani eleştirilerimiz olacaktır her zaman. Ama benim eleştirilerim yapıcı olacaktır. Sahada gerçekten tabii ki Tayyip Erdoğan bugün tartışma konusu olamaz. Yani hani bugün Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgisi diyebilirim. Tabii ki biz de iktidar partisi yani MHP ve büyük bir MHP ve AK Parti'nin milletvekilleri veya işte kadroları ile ilgili eksik kaldığı veya gözden kaçırdığı yerleri biz tamamlayacağız. Mutlaka ki eksikler var, gözden kaçırılan yerler var. Biz de bunları tespit edip tamamlayacağız ve 2023 seçimlerinde Allah'ın izniyle en kötü %55-%60 bandında bir oyla iktidar olacağımızı düşünüyorum. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Peki Kocaeli'deki 2023 hedefi ne Büyük Parti milletvekili anlamında? Milletvekilliği anlamında bizim bir milletvekili kesinlikle ve kesinlikle çıkaracağımızı düşünüyorum. İkiyi de zorlayacağımızı düşünüyorum. Bir kesin çıkaracağız, ikiyi de zorlarız diye düşünüyorum. İzmit'te bir oy hedefiniz var mı? Sizin için bir çalışma olarak. Ya tabii ki bugün İzmit'te en az bir 80 bin hedefimiz var. Yani tabii ki hedefleri her zaman yüksek tutmak gerekiyor. Bir de gerçekten Büyük Birlik Partisi'nin belki eksik anlatıldı veya tam anlatılamadı. Ama anlattığın zaman gerçekten özellikle şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'na karşı gerçekten çok büyük bir sevgisi var insanların. Sadece ortaya çıkarılamamış. Hani bu miting döneminde hani ben dolaştığım zaman işte bizim bir miting için davet, mitinge davet için bir araç yaptırmıştık. Bu araçta dolaşırken özellikle böyle 50'li yaşlar 50 ve üstü yaştaki insanların hani o resmi o şeyi gördüğü zaman gözlerinin içinin güldüğünü gördüm. Gözlerinin içi gülüyor insanların. Mutlu oluyor. Yani gerçekten var olduğunu hissetmeleri. Hani Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının devam ettiğini görmeleri o insanları mutlu ediyor. Ve Büyük Birlik Partisi anlatıldığı zaman ben yerel seçimde bile en az burada iki belediyeyi bile alabileceğini düşünüyorum. Ama güzel anlatırsak. İki belediye belli mi peki? Ya tabii ki bu genel seçimden sonra alacağımız oylar, oy potansiyellerine göre tabii ki yapacağımız istişarelerle bunları birlikte karar vereceğiz. Hani sonuçta biz bir Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz. Bireysel değiliz ve bu
beraber bir şekilde karar vereceğiz. Tabii ki öncelikli hedefimiz partimizin başarılı olması. İlk hedefimiz şu an Cumhur İttifakı'nın gerçekten ben varım ve ben hala güçlüyüm diyebileceği bir oyla öncelikle seçimi kazanıp tekrar milletine hizmete devam etmesini sağlamak. Birinci hedefimiz bu. Şahsi hedefimiz, benim şahsi hiçbir zaman böyle bir hedefim olmadı. Her zaman ben şunu söylüyorum. Bulunduğun makamda başarılı olursan mutlaka ve mutlaka bir şekilde bir üst makama çıkarsın. Teşkilatın, partin mutlaka çıkarır. Önemli olan bulunduğun makamda başarılı olabilmek. Şu an İzmit İlçe Başkanıyım. İzmit İlçe'de gerçekten bir farklılık yaratıp, yani farklılık kazandırıp diyelim, yaratıp biraz yanlış olur. Bir farklılık kazandırıp gerçekten var olan potansiyelini biraz daha yukarıya çıkarmak ve özellikle atılda kalmış diyeyim. Hani işte sadece Muhsin Başkanı veya işte Büyük Birliği seviyor ama çıkmıyor sahaya. Bu insanları sahaya çıkarmak, bu insanlara dokunmak. Ben bugün bir tesadüfi öğrendim. Mesela çok bilgim yoktu. İşte bir tane büyük, işte rahmetli genel başkanımız, işte rahmetli şehit liderimizle beraber cezaevinde kalan bir tane abimizi öğrendim. Ben yanına gideceğim. Hayır duasını isteyeceğim. Hani bunlar, bunları ortaya çıkarmak, vefayı göstermek. Muhsin Başkan'a karşı insanlar vefasını gösterdiği zaman çok belirgin bir şekilde Büyük Birlik Partisi Kocaeli'de kendini gösterecektir. Tabii ki burada şunlar da olacaktır. Belki bunun kayda girmesi çok doğru olur mu bilmiyorum. Şimdi mevcut iktidardaki siyasi işte AK Parti ve MHP, yani bu milletvekili olan partiler veya işte teşkilatlarını tam olarak oluşturmuşlar. Bunlara karşı belki işte bir vatandaş açısından, belki teşkilat değil de tabii ki muhalefetin çok sert eleştirisinden dolayı böyle bir kafa karışıklığı oluşmuş. Acaba diyor insanlar ve bu insanların da alternatifi olacağız. Şimdi Umuttepe'de Alperen Ocaklarımızın bir kampüsü var. İşte günlük 3000 öğrencimize yemek verebilecek kapasitede. Artı işte bilgisayarlar var. İşte ders notları çıkarabileceği. İşte PlayStation'lar var. İşte öğrencilerimizin oyun oynayacağı. Bilardo masalarımız var. Bunlar öğrencilerimizin gelip orada sosyal aktivitede bulunabileceği, yemeğini yiyebileceği, sıcak bir ortam, bir aile ortamı. Biz her gün aşağı yukarı oradayız. Onlar artı İzmit Alperen Ocakları olarak da İzmit'teki yerimizde lise öğrencilerimize her gün 12.30-1.30 arası öğlen yemeği veriyoruz. Bunlar çok farklı, çok güzel duygular. Hani o insanları orada görüyorsun. Yani o çocukların gözündeki mutluluğu. Çünkü rencide etmiyorsun. Hani geliyor, yani böyle bir işte yemeğini alıyor, dersini çalışıyor. Aynı şeyler işte Umuttepe'deki kampüsün, ne diyeyim sana, minyatürü İzmit ilçede. İzmit ilçe Alperen Ocakları'nda yapılıyor. Ya biz bunu daha fazla yaymak, Gebze'de aynı şekilde bir çorba evi diye bir çalışmamız devam ediyor. Hani orada da insanlara sabahları işte bir çorba ikramında bulunmak için bir yerimiz var. Tabii ki bunlar biraz daha külfiyetli işler. Tabii ki biz burada bu işlere sonuçta bir şekilde mutlaka finanse ediyoruz ama tabii ki iş insanlarımızın da buralara destek olmasını bekliyoruz. Yani insan, tabii ki gelsinler, buyursunlar, oradaki güzelliği görsünler,
oradaki işte atmosferi yaşasınlar ve daha fazla mesela bir yapıyorsa ben üç yapacağına inanıyorum. Oradaki yeter ki gerçekten samimiyeti bir görsünler yetiyor. O samimiyeti görmelerini isterim. Aynı zamanda sizin aracılığınızla bütün basınımızı da davet ediyorum. Onlar doğal davetli. İstedikleri zaman gelebilirler. Dediğimiz gibi yemeğimiz var. Sıcak çayımız her zaman var. Güzel sohbetimiz var. Buyurun, gelin. Hem orayı görün, hem oradaki atmosferi görün. Hem güzelliği görün ve yaşayın. Şahsi olarak tabii bütün ilçe başkanlarımızla, yani birebir değil, ilçe başkanlarımızla toplantı yaptık. Genel başkanımızın yanında il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve yöneticilerimizle bir toplantı yaptık. Değerlendirmelerde bulunduk. Tabii ki gerçekten güzel bir miting yaptık. Aslında açık havada miting yapmak büyük cesaret işidir. Ve biz bu cesareti gösterdik, yaptık, başarılı da olduk. Tabii ki başarıyı mutlaka hazmedemeyenler küçümseyecektir. Ama onların küçümsemesi veya birilerinin küçümsemesi değil, gerçek bir şey var. Orada çok güzel bir miting yaptık ve başarılı bir miting oldu.